İmplant dünyada diş hekimliğindeki bence son 30 yılda en önemli buluş, en önemli yenilik implantolojinin 30 sene önce diş hekimliğinde uygulanıyor olması en önemli ayrıcalık. İmplantolojinin başlamasıyla ve titanyum implantların kullanılmasıyla dişin kaybedilmesinin hiçbir anlamı kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü yapılan implant diş kökü görevini görüyor ve onun üzerine de rahatlıkla bir sabit protez, bir köprü yapma şansını önce hekime sonra da hastaya veriyor. İmplantolojinin diş hekimliğine getirmiş olduğu artıları bugün saymakla bitiremeyiz. Çünkü 21. yüzyıla geçmeden önce başlayan bu uygulama 21. yüzyılda insanların estetikle birlikte sabit bir diş ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan bir uygulama olarak diş hekimlerine ve hastalara çok büyük artı getiriyor. Bizim bir avantajımız var. Biz 1985 yılında başlamış olduğumuz bu yolculuğu kendi çizmiş olduğumuz kendimize özel ve en kaliteli implantları ürettirerek kliniğimizde kullanıyoruz. İmplantın belirli bir özelliği var. Ergenlik yaşı olan, dolmuş olan herkeste implant uygulanabiliyor. Bu ne demektir? 18 yaşına, 17 yaşına ki ergenlik şimdi daha da erken yaşlara geldi. Eskiden 18'lerde, 17'lerde başlayan ergenlik şimdi 15'lerde, 16'larda başlıyor artık. Ve bu yaştan sonra yani kemik teşekkülü tamamlanan dönemden itibaren en ileri yaşa kadar bizim en son uyguladığımız hasta mesela 85 yaşındaydı düşünün. O yaştaki insanlara kadar geniş bir skalada implant uygulanıyor. İmplantın en önemli özelliği çene kemiğinin erimesini durdurduğu için implant ömür boyu kullanılan bir uygulama. Ama bu ömür boyu derken de hastanın kendi dişlerine nasıl bakıyor ise implant yapıldıktan sonra uygulanan protezlerde de dişlerini iyi fırçalaması, arayüzlerine dikkat etmesi ve 6 ayda bir de doktora gidip check-up yaptırması gerekir. Sağlıkta hayata gülümse Tanfer'le.